Hepinize merhaba. Kan damarları vücudumuzun her yerinde. Ve daha önce bu damarlarda çeşitli kan hücrelerinin bulunduğundan bahsetmiştik. Bu çizdiklerim kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlar. Ve immün sistem videolarımızı izlediyseniz hatırlarsınız. T hücreleri, B hücreleri, monositler gibi yapılar da var. Son olarak da trombositler. Bilinen 10 çeşit kan hücresi var. Evet, 10 çeşit kadar kan hücresi var. Bu videoda bu hücrelerin nerede üretildiğinden, hangi prekürsör yani öncü hücrelerden gelişip farklılaştığından bahsedeceğim. Çünkü hücreler kendi başlarına ortaya çıkmaz. Prekürsör hücrelerin bölünmesiyle oluşurlar. Şimdi öncelikle kan hücrelerinin nerede üretildiğini biliyorsunuz değil mi? Bilmiyoruz. Tamam o zaman cevabı çiziyorum. Kemiğin içinde bulunan kemik iliği. Bunu ilk duyduğumda kan hücrelerinin nasıl olup da kemiğin içinde üretilip damarlara geçtiğini çok merak etmiştim. Halbuki kemiğin de içinde kendi küçük damarları var. Ama bunları görmek oldukça zor. Yani aslında kan hücrelerinin ilikteki damarlardan vücuttaki damarlara geçişi oldukça kolay. Şimdi biraz da prekürsör hücrelerden bahsedelim. Şimdi size uzun bir süre bilinmeyen bir gerçekten bahsedeceğim. Vücudumuzda çok önemli bir kök hücre türü var ve tüm kan hücreleri ondan geliyor. Bu hücrenin adı multipotent hematopoetik kök hücre. Uf, zor ve uzun bir isim değil mi? Multipotent birçok şey yapabilme kapasitesine sahip anlamına geliyor. Hematopoetik ise kan hücrelerinin üretim süreci olan hematopoezden geliyor. Bu arada bu kelime bazen hematopoietik olarak da yazılabiliyor. Yani arada bir i harfiyle ve kök hücre çok farklı hücre türlerine bölünebilen hücre demek. Evet, şimdi size bir soru sormak istiyorum. Sizce makrofajlar yani o yutma işlemini çok seven büyük fagosit hücreleri antikor üreten B hücreleriyle mi yoksa kırmızı kan hücreleriyle mi daha yakından ilişkilidir? Ne dersiniz? Cevap şaşırtıcı olabilir. Kırmızı kan hücreleriyle. Bu biraz tuhaf çünkü makrofajlar da B hücreleri gibi immün sistem hücreleriyken kırmızı kan hücreleri öyle değil. Multipotent hematopoit kök hücre iki türe farklılaşabilir. Burada çizdiğim gibi. İlki miyeloid hücre. İkincisi ise lenfoid hücre. İşte bu multipotent hücre bölünerek ya bu soldaki ya da bu sağdaki hücre oluşuyor. Bunlar aynı zamanda bahsettiğimiz 10 çeşit kan hücresinin prekürsör hücreleridir. Yani bu hücreler kanda dolaşan değil, kemik iliğinde kalıp kana karışacak olan hücreleri yapan hücreler. Lenfoid hücreler 3 farklı bağışıklık türü oluşturabilir. NK hücreleri, B hücreleri ve T hücreleri. Bunlar bahsettiğimiz 10 çeşitten 3'ü. Yani geriye kalan 7 hücrede miyeloid hücreden geliyor. Biri tahmin edeceğiniz gibi kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlar. İkincisi megakaryositler. Megakaryositlerin ne işe yaradığını hatırlamıyor olabilirsiniz. Tamam Söyleyeyim o zaman. Bunlar trombositleri üretiyor. Trombositler megakaryositlerin stoplazmalarından kopan parçalardır ve etrafları zarla çevrilidir. Miyeloid hücreden bir takım immün hücreler de üretiliyor. Bir tanesi ki bunu çok fazla duyuyoruz nötrofiller. Bir diğeri bazofiller bir de eozinofiller. Bunları duymadıysanız hiç üzülmeyin çünkü kanda çok az bulunuyorlar. Oradalar ama sayıca çok fazla değiller. Ha, bir de diğer immün hücre ise monosit. Bu da daha sonra makrofaja dönüşüyor. Monosit makrofajın biraz farklılaşmış hali. Ve son olarak da ne var? Mast hücreleri var. Onu da buraya yazdık. Sonuç olarak bunlar bahsettiğimiz 7 hücre. Ve başta söylediğimiz hakikaten de doğru. Ne demiştik? Kırmızı kan hücreleri B ya da T hücrelerinden ziyade monositlerle ya da makrofajlarla yakından ilişkili. Şimdi daha önceki videolarda bahsettiğimiz fakat bu tabloya eklemediğim bir hücreden daha bahsetmek istiyorum dentritik hücreler. Bunlar antijen sunuyor. Peki sizce dentritik hücreler mieloid kökenli mi yoksa lenfoid kökenli mi? Bu aslında bu biraz hileli bir soru. Çünkü cevap ikisi de bazı dentritik hücreler mieloid hücreden gelirken bazıları lenfoid hücreden geliyor. Miyeloid hücreden gelenler monositlerden oluşturulurken lenfoid hücreden gelenler B veya T hücresinden değil direkt lenfoid prekürsör hücreden geliyor. Dentritik hücreleri bir çeşit istisna sayabiliriz çünkü iki hücreden de oluşabiliyorlar. Ha son bir şey daha eklemek istiyorum. Monositler dentritik hücrelere dönüşebildiği gibi makrofajlara da dönüşebiliyor. İşte burada bir makrofaj var. Makrofajlar daha çok dokuda istilacıları bekleyen nöbetçiler gibi. Dentritik hücreler de öyle davranabiliyor. Peki monositler de öyle mi? Aslına bakarsanız hayır. Onlar diğerlerinin dolaşımdaki hali gibi. Yani kanda bulunuyor ve ne zaman dokuya geçer de birer nöbetçiye dönüşürse o zaman makrofaj ya da dentritik hücreye dönüşüyor. Evet bu kadardı. Hoşçakalın yine görüşmek üzere.